oldu elini? Dua et kafamı kırmadım. Acemilik, usta da bir tuhaf adam. Ya beni denemek için yapıyor ya kafadan noksanı var. Kemal, çok üzülüyorum. Bunlar sana layık iş mi? Neden? İş iştir. Hem düşün, ilk girişte kimseye 370 kuruş saat ücreti vermezlermiş. Mesaiye de kaldın mı? Ne kadar iyisin. Ama yarın mesai değil işte yok. Hem sen de izin almalısın. Niye? Nikah muamelesiyiz. Nikah mı? Oku bak bizim isimlerimiz. Nevin, Kemal. Kemal. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Oku dedim ya. Bunlar bizim nikah kağıtlarımız. Rüya olurum. Bu bir gerçek. Ta kendisi. Sonra bir sürprizim daha var sana. Nasıl? Dünyanın en güzel, en şirin evi değil mi? Çok beğendim ama inanamıyorum. Yoksa bizim evimiz mi? Tabii, içini görünce daha çok sevineceksin. Deniz ayağımın altında. Eski kiracılarla konuştum, çiçekleri de bırakacaklar. İnsan bu manzarada şair olur. Nasıl? O da epey büyük değil mi? Aslında pek geniş sayılmaz ama bütün mesele kullanmasını bilmekte. Mesela şu iki pencerenin arasına bir raf yaptırıp kitaplarımı buraya koyarız. Şu köşede de elbise dolabı durur. Herhalde karyolayı da buraya yerleştirmeli. Gündüzlere de divan olacak tabii. Yemek masasını pencere önüne koyarız ki yemeğimizi manzaraya karşı yiyelim. Niye ağlıyorsun Nevi? Hoşuna gitmediyse üzülme, başka ev ararım. Beğenmediğimden değil, senin için ağlıyorum. Bu ev bana göre saraydan farksız. Ama sen saray gibi bir köşkten geliyorsun. Bırak bu lafı. Sen yanımda olmayınca ben sarayına, benim sarayım da, cennetim de senin yanında. Beni öyle kime atıyorsun ki? Bilmem sana layık olabilecek miyim? Bu sabah kahvaltıyı benimle beraber eder misiniz? Emredersiniz hanımefendi. Öyleyse buyurun. Dün akşam olanlar için sizden af dilemek istiyorum. Neden bilmiyorum. Oyun oynarken kendimi çok çabuk kaybediyorum. Yoksa affetmeyecek misiniz beni? Affetsem ne çıkar Zeynep Hanım? Her zaman aynı hataları yapacak olduktan sonra. Hayır. Dün akşam beni ömrüm boyunca utanacağım bir duruma düşmekten kurtardın. Affetmeseniz bile, gene de teşekkür ederim size. Siz insanları tanımıyorsunuz, tanımak da istemiyorsunuz. Sadece dış görünüşleri ilgilendiriyor sizi. Biraz başka gözle bakabilseydiniz, çevrenizde insan kılığında gezinenlerin ne mal olduklarını hemen anlardınız. O halde yardım edin. Dünyaya sizin gözlerinizle bakabilmeyi öğretin bana. Bu öğretilmez. Öğrenilir Zeynep Hanım. Ne olursa olsun yardım etmeniz şart. Bundan evvel yaşadığınız çevreyi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı görmek istiyorum.
Beni oraya götürür müsünüz? Peki. Hazırlanın, 5 dakika sonra gelip alacağım sizi. Anlaşmanın 5. maddesini unutuyorsunuz. Hı. Hoş geldin evladım, buyur. Kim buyur. Geldi anneciğim? Dünyada en çok sevdiğim biri yavrum. Gel. Ah, Murat abi, Murat abicim benim. Canım Ayşem. Yavrum. Bak, sana kimi getirdim. Beğendin mi? Çok beğendim. Allah baba sana dünyanın en güzel kızını vermiş. Çünkü sen beni hayata kavuşturdun. Şimdi artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum. Canım benim. Onu bir kere öpmeme izin verir misin Murat abi? 1000 kere öpebilirsin. Rüyamda bir melekle evlenmiş gördüm seni. Ama... Ama Zeynep ablam meleklerden de güzelmiş. Dur, sana bir şey getireceğim. Hoş geldin kızım. Ah, hoş bulduk teyzeciğim. Hep bugünü bekledik. Mantonu çıkar yavrum, rahat et. Burası da evin sayılır senin. Teşekkür ederim teyzeciğim. Hediyenizi alalı çok oldu. Ama şimdiye kadar verememiştim bir türlü. Düğün resminizi koyarsınız içine. Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Bak, ben de sana bir hediye getirdim. Ne karışıyor senin Tahsin abin benim madeni bırakmama, taksicilik yapmama? Ne karışıyor? O şebek karı da dır dır vır vır akıl veriyor. Sorduk mu onlara? Herhalde sormuşsun benden evvel. Tahsin abi bildiğine göre. Senin niyetlerini artık sofrada birileriyle konuşurken öğreniyorum. Ben ona işçi temsilcisi diye haber verdim durumu. Danışmak için. İyi ya. Danıştıysan o da ne düşündüğünü söyledi. Ne var bunda? İşine gelmediği için kızıyorsun. Aklınca seni koruyor, öyle mi? Seni de. Kim oluyor be, ha? Kim oluyor? Sen onu ne zannediyorsun? Söylesene. Ne zannedeyim? Benim teyzemin oğlu senin de en yakın arkadaşın. Bana bak Emine. Karşımda diklenip durma öyle. Ne diklenmesi be? Soruyorsun, söylüyorum. Söyleme. Kimse de söylemesin. Teyze oğlun değil, baban olsa dinlemem. Hiç kimsenin benim aile işlerime karışma hakkı yok. Ukala dümbelekleri. Tamam mı? Tamam, tamam. Ne halin varsa gör. Emine kız. Bunlar ne? Hı. Çek elini. Niye? Haplar almışsın ya. Onun için almadım ben. Baş ağrısı için değil herhalde. Bırak beni. Az evvel canavar gibi bağırıyordun. Boş ver, geçti o. Sen bana baksana.
Hep senin istediğin zaman, hep senin istediğin şey mi olacak? Bu kadının da bir istediği, bir istemediği var mı diye düşünsene. Kapındaki köpek miyim ben senin? Gel deyince geleceğim, git deyince gideceğim. Hadi bırak beni. Geleceğini biliyordum. Kızımız nasıl Zeynep? İyi. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen. Ne fark eder? Bizim için bir ölüden farkın yok artık. Hiçbir zaman aldatmadım seni Zeynep. Ömrüm boyunca da senden başka kimseyi sevmedim. Söylediklerin doğru bile olsa neyi değiştirir? Kupkuru bir sevgi neye yarar? Kızım büyüdüğü zaman babasını sorarsa ne cevap vereceğim? Babasının bir katil, bir hırsız olduğunu mu söyleyeceğim? Hayır, yapamam bunu. Bir tanecik yavrumun böyle bir lekeyle yaşamasına razı olamam. Öldüğünü söyleyeceğim ona. Eğer kızını bir parçacık seviyorsan verdiğim bu karara uymak zorundasın. Senden bunu istemek için geldim. Allah'ım, Allah yardımcın olsun. Biliyorsun, Murat'ı ikimiz de kardeşimiz gibi severdik. Onun için bir kardeşimiz de sen sayılırsın. Arkadaşlar aramızda birleşerek size ufak bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştık. Şayet kabul edersen. Herkese, hepinize çok teşekkür ederim. Ama bundan böyle hayatımı kendim kazanmak zorundayım. Çocuğumu hep iyaneyle büyütemem ya. Pekala, şimdi nereye gidiyorsun? Süt ninemin yanına. Benim için üzülmenize bir sebep yok. Yeter artık kızım. Kaç gündür yemedin, içmedin, doğru dürüst bir uyku bile uyumadın. Bu çalışmaya can mı dayanır? İnsan hem analık hem babalık görevini sırtında taşırsa çalışmayıp da ne yapar süt nineciğim? Kalk yavrum. Vakit geldi. Artık gitmem gerek. (Gülüyor)
Allah ısmarladık Zeki. Dün sabah bahçede benden bir yemin istemiştin. Kutsal saydığım ne varsa hepsinin üzerine yemin ederim. İster ayrılalım, ister ayrılmayalım. Dünyada ve ahirette senden başkasına yar olmayacağım. Hayır Zekiye. Vazgeçtim o yeminden. Eğer vatanım için şehit olacak kadar bahtım varsa... o zaman sen istediğin erkeği seçebilirsin. Allah 100.000 kere canımı alsın. Ellerimle kalbimi parçalatacaksın bana. Sen şehit olursan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Rabbimin 1001 ismi üstüne yemin ederim ki dünyada ve ahirette Zekiye senindir. Yalnız senin kulun olarak kalacak. Zekiye ben... Sus! Yemin istemem. Senden başka hiç kimseye yar olmam. Olamam. Allah aşkına biraz gayret bırak ki veda edebileyim. Gönlümü demirden mi yapılmış sanıyorsun? Ya ben? Ya ben ne yapayım? Sana olan sevgimden şüphe etmene nasıl katlanayım? Bundan sonra ölsem de gam yemem. Yurdumda senin gibi bir kız görmek... benim için sana sahip olmaktan da büyüktür. Sevginin ateşi koruyacak beni. Düşman üzerime gülle değil, yanar dağlar bile assa gene de ölmeyeceğim. Göğsüm süngü kurşun yaralarıyla bezenmiş sana döneceğim. Annem her gece anlatır. Babam da savaşa giderken böyle şeyler söylermiş. Zavallı anacığım. Yıllarca bu ümitlerle bekledi onu. Sonunda ne gelen var ne giden. O nurdan parlak, gülden temiz ağzınla şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua et. Allah elbette duanı kabul edecektir. Gözlerinden dökülen inci taneleri nedir peki? Hani hiç ağlamayacak. Biraz gayret et. Artık gitmem lazım. Allah ısmarladık. Seni Allah'ın birliğine emanet ediyorum. Ben de seni. İslam. Senden son bir isteğim var. Giderken bizim evin önünden geç. Seni gönüllülerin başında, sancağın altında son bir defa göreyim. Ağır küfretti, dayanamadı. Artık hiçbir ümit kalmadı ana. Allah'ıma yeminler olsun, ne bahasına olursa olsun kimseye yar etmem Gülü. Ölürüm vazgeçmem. Bir daha böyle konuştuğunu duyarsam hakkımı helal etmem. İşte kız, işte döşek. Kararı sen vereceksin. Allah'ıma yeminler olsun vereceğim kızı. Reddedilmenin acısını şimdi senin oğlun çekecek. Ama her şey senin elinde. Kadınım olacaksın. Kızımı oğluna vereceğim ama önce seni istiyorum. Karar senin. Karar senin. Karar senin. Affet beni. Evladımız uğruna yapacağım şey için affet Bilal. Kızı aldıktan sonra kendi cezamı kendim vereceğim. Şuraya senin yanına yatacağım Bilal. Biliyorum. Beni affedeceksin.
Evet arkadaşlar, işte sonunda geldik. Bekir. Bekir. Oğlum. Anam. Oğlum. Anam. Misafirlerimiz epey kalabalık. Herhalde bu beyler sizin için geldi. Çapkın Vedat Bey. Bu ziyaret epey şenlikli olacak. Ben Cavidan'ın abisi. Bunlar da kardeşlerim. Bana bak Vedat. Kardeşimle evlenecek misin yoksa bu işi zorla mı yapalım? Bana bak, çıkın gidin buradan. Münasebetsizin lüzumu yok. Aa, dur sinirlenme. Bu koca bebeklerle uğraşmaya değmez. Bırak bu işi kardeşlerim halletsin. Tabii, tabii. Ha 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 ha!